Burun ve sinüs kanserleri tedavisi baş boyunun diğer bölgelerinden bu anlamda çok da farklı değildir. Tanı ve tedavi birlikte gerçekleştirdikten sonra, yani tanısı hastanın patoloji uzmanı tarafından doğrulandıktan sonra, evreleme yapıldıktan sonra biz diğer uzmanlık alanlarından hekimlerimize, meslektaşlarımıza bir araya gelir, hastalığı bir ayrıca anlamaya çalışırız. Burada cerrahi tedavi veya radyoterapi ön plana çıkacaktır. Bazen bu iki tedavinin birlikte kullanılması da gerekebilecektir. Kemoterapi sıklıkla radyoterapiyi güçlendirmek için ya da artık bazen de cerrahi tedavi veya radyoterapi uygulanamayacak olgularda kullanılan bir yöntemdir.